memleketimize inşallah önemli hizmetler yapacak kız şehrimizin yetiştirdiği değerlersiniz. Onun için sizler bizim her şeyimizsiniz. Bizler bu anlayışla hareket ediyoruz, hareket etmeye çalışıyoruz. Kız şehrimize ait ne değerimiz varsa güzel şeyler görün, güzel şeyler istedin, güzel şeyler konuştuğunuz görün. Böyle arkadaşlara bilmeye çalışın. Çünkü işte günümüzde gençlik arasında çok sıkıntılar yaşıyoruz maalesef. Gençler arasındaki sıkıntıları görüyoruz ülkemizde. Sizlerin de memleketimizin bir an yüzüyle evlatları olarak istiyoruz ki Sayın Milletvekilleri, çok kıymetli Milli Eğitim Müdürlerimiz, değerli öğretmenlerimiz, kıymetli velilerimiz, değerli öğrencilerimiz, ben de sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Böyle bir organizasyon düzenlediği için değerli milletvekilimize de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tabii ki değerli arkadaşlar, çok önemli bir gündeyiz sizler açısından. Biz de orada dinlerken çok mutlu oldum, ben gururlandım şehrim ve geleceğimiz açısından. Gerçekten insanın kabuğunu kurması için önemli bir ajans, üniversite. Ben Marmara Hukuk mezunuyum, 96 yılında mezun oldum. Sizin gibi üniversiteye başlarken bize böyle bir organizasyon yapan olmadı, onu söyleyeyim. Yani keşke o zaman da bize böyle organizasyonlar yapmış olsalardı. İnsan sosyalleşmek zorunda arkadaşlar. Yani üniversite size bir şeyler katıyorsa yani siz iyi bir dönem geçirmiş olursunuz. Zamanın çok hızlı geçtiğini unutmayın. Yani işte şimdi yeni başladığınız üniversiteyi göz açıp kapayana kadar bitireceksiniz. Mesleklerin birbirine üstünlüğü yok aslında. Bütün meslekler değerli. Bütün bölümler değerli. Önemli olan mesleğinde iyi olabilmek meselesidir diye düşünüyorum ben. Yani ne olursanız olun ama mesleğinizde iyi olur ve o mesleği severek yapmanız çok önemli. Dünya görüşünüz olur ama hangi düşüncede olursanız olun. Kendi görüşünüzü temsil ettiği yerlerde olun arkadaşlar. Yani sosyal çevrelerden uzak durmayın. Derneklerden, cemiyetlerden uzak durmayın. Çünkü gerçekten ne kazanıyorsanız bu dönem içinde kazanacaksınız. Bazen maddi olarak olaya bakarsınız ama işin manevi kısmı daha önemlidir. Hep orada edindiğiniz dostluklar sizi gelecekte bir yerlerde tutacaktır diye düşünüyorum. Gerçekten jenerasyon jenerasyon bu ülkenin yönetimini ya da bu ülkenin geleceğini oluşturacak dönemlerdir bunlar. Her dönem bir yerde gelecek ve bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olacaktır. Dolayısıyla sizin arkadaşlarınız bir gün gelecek bu ülkeyi yönetecektir. İyi yerlerde olacaktır. Olaylar hep böyle bakıyor. Dedim ya, yani kabuğunuzu da kırıp sonuçta tüm mali baskılarını yenmenin yolu üniversiteden geçer. Bunu yaparken de tabii geldiğiniz yeri hiçbir zaman unutmayacaksınız. İşte bu şey X serinden, X mahallesinden çıkan sizsiniz. Ama oradaki tecrübelerini geleceğe aktaracaksınız. Sonuçta bizim gibi insanlar bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olursa bence bu ülke çok iyi bir yerde olacaktır diye düşünüyorum. Burs mevzu önemli. Sayın milletvekillerimiz, ben de arkadaşlara mesela burs istiyorum. Evet. İnşallah yani imkan dahilinde sizlere değerli bir destektir diye düşünüyorum. Yurt sorunları önemli. Onlarla özel bir yolu kurulursa eğer onlara da yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Ayrıca tabii belirlerimiz burada çok değerlisiniz. Gerçekten dışarıda eğitimde çok ciddi katkılarınız var. Bu ilk diyalogla öğretmenlere de yansıdığı zaman gerçekten ortaya çok ciddi bir başarı çıkıyor. Sizin de gördüğünüz gibi. Değerli arkadaşlar, gerçekten üniversite yıllarını iyi değerlendireceğiz dedik. Bir de bu tanışıklığı artık günümüz sosyal medya anlamında, internet anlamında artık gerçekten mesafelerin çok kısaldığı bir döneme girdi. Dolayısıyla birbirinizle haberdar olursanız eğer bu toplantıları yıllara sahip yapmak mümkün. Yani birbirimizi unutmayalım. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz, birbirimiz hakkını soralım. İşte iki sene sonra neredeyiz, onu da bir değerlendirmesini yapma imkanı bulmuş oluruz diye düşünüyorum.
Ben tekrar bu faaliyeti gerçekleştiren Sayın Milletvekilimize teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Hepiniz için geleceğin hayırlar getirmesini, hayırlı olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Sizlere de o 100 kişiden akıl akredebilirliği ayarlayacağız. Sizden istediğimiz en iyi şekilde yaşıyoruz ve gerçekten bu ülkeye hizmet etmez. Onun için şimdiden size başarılar diliyorum. İyi çalışın. Sizlere güveniyoruz, inanıyoruz gençler. Sizleri çok seviyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Başarılar.